Herkese merhaba, ben Satı Meliselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok sevdiğim harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Bu tarif benim en sevdiğim favori tariflerim arasında gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle de deneyin. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimizde 250 gram oda sıcaklığında yumuşatmış olduğumuz ister tereyağı kullanın, isterseniz de margarin kullanın. İkisiyle de denemişliğim var. İkisi de ayrı ayrı güzel oluyor. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim, 1 pakette kabartma tozu, 1 tane yumurtanın sarısını hamuruna ekleyelim, akını da üzerine ayıralım. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeler özleşene kadar çok güzel bir şekilde karıştıralım. Un olarak toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Oda sısında yumuşatmış olduğumuz tereyağının kıvamı ve yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü unu etkiler. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. unumuzu azar azar ekleyelim yedirdikçe ekleyelim çünkü un miktarı söylemiş olduğum gibi herkeste farklılık gösterebilir ben toplamda 3,5 su bardağı un kullanarak hamurumu oldukça yumuşak bir şekilde yoğurdum sizlere hemen kıvamını göstereyim yoğurduğunuz zaman elinizde hamur kırıntıları kalmıyor oldukça da yumuşak bir hamur oluyor gördüğünüz gibi çok yumuşak istediğiniz şekli de verebilirsiniz Böyle avuç ortasında bir yuvarlayın. Eğer şekliniz güzel oluyorsa yani dağılmadan güzel bir şekil alabiliyorsa hamurunuz olmuş demektir. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde koparalım, yuvarlayalım. Bu vermiş olduğum ölçülere göre toplamda 25 tane kurabiyemiz oluyor. 1 su bardağı iri doğranmış fındık içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim, karıştıralım. Bu arada ben fındık kullandım ama isteğe bağlı fıstık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Tarifimizde bir tane yumurta kullanmıştık. Akını üzerine ayırmıştık. Hemen birer birer alalım. Öncelikle akına batıralım. Sonrasında da fındığa buluyalım. Sonrasında da fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsimizi aralıklarla dizelim. Tamamının şeklini verdikten sonra da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ortalama 20-25 dakika kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 25 dakikada bu kıvamı aldı ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. İster sıcak yiyin, ister ılık yiyin, ister soğutun yiyin. Gerçekten her türlü muhteşem oluyor. Yedikten sonra tadına baktıktan sonra bir taneyle asla duramazsınız lezzet olarak gerçekten garantisini veririm. Mutlaka denemenizi de öneririm. Sizlere hemen iş dokusunu da göstereyim. Altını da göstereyim nasıl kızardığını. 5 dakikada yapıyoruz, 25 dakikada pişiriyoruz. Toplamda 30 dakikada hazır olan harika bir kurabiye oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.